Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte henüz çiçeği burnunda olan ve 5199 TL gibi maalesef günümüz koşullarında iddialı bir fiyatı olan GM23'e yakından bakacağız. Şimdi ben özellikle bu fiyat baremindeki telefonlarda bir ehemmiyet sıralaması yapıyorum. Bu önem sıralamasına göre bence en önemli kısımlardan bir tanesi batarya ve performans kısmı. Cihazın bataryası tam olarak 5000 mAh ve son dönemde bu fiyat bareminde incelediğim cihazlarla neredeyse aynı özelliklere sahip olan bu batarya değerinden ben anlıyorum ki artık bu segmentte firmalar bataryaya yabanıyorlar. Bu anlamda telefonun şöyle bir artısı da var bende. Yani çıkmadan önce bize ulaştı arkadaşlar ürünler, o zamandan beri kullanıyorum kendisini ve bir kere şarja taktım. Gerçekten 5000 mAh'lik batarya kim işte o çekim süreci, fotoğrafı çek, videoyu çek, ekran sürekli açık kalsın ki hatta oyun testinde pil değerinde siz de göreceksiniz. Bence gayet başarılı sonuçlar verdi. Yani 5000 mAh kısmından bu telefon benden geçer notu aldı. Onu hemen videonun başında söyleyeyim. Tabii bataryasını Type-C portuyla şarj edebiliyorsunuz ve kutunun içinden çıkan adaptörle birlikte 15 wattlık hızlı şarj özelliği de mevcut. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Bu telefon çok uzun süredir bende değil. Bu bahsettiğim batarya değerleri de aslında bu kısa süreli kullanımda edinilmiş deneyimler. Yani şunu unutmayın. Uzun kullanımda neler olur henüz daha onu bilmiyorum. Ama telefonu sadece bir kere şarj etmiş olduğumda bir gerçek. Yani bence şu an iyi. Batarya anlamında. Aslında normalde erken ama hızlıca oyun testine geçmek istiyorum. Çünkü performans sonuçları ve bataryanın da orada nasıl bir sonuç verdiğini görmenizi istiyorum. Oyun testinde PUBG'yi tercih ettim. Yaklaşık 15 dakika sürdü oyun testi. Şunu da belirtmem lazım. Oyun arkadaşlar akıcı, yani en düşük ayarlarda oynuyor. Yaklaşık 15 dakika süren oyun testimizin sonucunda arkadaşlar şaşırtıcı bir şekilde cihazın bataryası %89'dan %88'e düştü. Yani sadece %1'lik bir şarj kaybı söz konusu. Sıcaklık değerleri de yine muadil cihazlara yaptığımız testlerle 3 aşağı 5 yukarı aynı çıktı. Burada dikkat çekici olan durum şarjının sadece %1 gitmiş olması. Ya bu gerçekten bu telefonda yani alınabilecek önemli bir unsur eğer kafanızda bu model varsa. Performans anlamında ise oyunu en düşük ayarlarda oynamıştım. Herhangi bir takılma, kasılma vesaire gibi bir sorunla karşılaşmadım. Fakat böyle bir endişem vardı. Yine bu fiyat bareminde bu segmentteki cihazlarda arkadaşlar ilk açtığınızda Android'de bir kasma sorunuyla karşılaşabiliyorsunuz. Şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. GM23'ün içerisinde yine bu fiyat segmentinde görünen arada bir kasmalar mevcut. Yani böyle arada bir kasıyor arkadaşlar ama bu fiyat baremindeki tüm cihazlar arada bir kasıyor. Haberiniz olsun. Bu da muhtemelen cihazlardan değil, bana soracak olursanız Android'in kendisinden kaynaklanıyor. Devam edelim. Geldik ikinci önemli unsurumuza, tasarım kısmı. Neden tasarımı ikinci bölüme koyduğumda kameraları koymadım biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar telefon arkadan oldukça şık görünüyor. Şöyle size de gösterivereyim. Bence bu cihazda tasarım anlamında göze batan ilk şey hani arka taraf bu kadar şıkken ön taraftaki ekran gövde oranının biraz fazla olması. Önemli bir ayrıntı mı? Ya bu kişiden kişiye değişir arkadaşlar ama toplamda 6.5 inçlik geniş bir ekranımız var ve Full HD özelliklere sahip. Hani böyle dizi film video izlerken bir sıkıntı oluşturmuyor işin açıkçası ama en azından bu kadar arkadan şık görünen bir cihazın önden de ekran gövde oranının biraz daha fazla olmasını beklerdim. Belki firma tarafı ilerleyen modellerde bu talebimizi ciddiye alır. Ekranla ilgili en önemli ayrıntıyı unutuyordum. Bu arada kendisi 90 Hz'lik bir yenileme hızına sahip. Bu önemli bir özellik arkadaşlar. Özellikle bu fiyat bölümündeki bir telefon için önemli, ayırt edici bir özellik. 90 Hz özelliği. Ya bunun haricinde işte parmak izi okuyucusu yan tarafta yer alıyor. İşte Face ID özelliği falan filan da var. Gelin biz artık kameralarımıza geçelim. Arkada üçlü kamera dizilimini görüyoruz. 50 megapiksel f1.8'lik bir kameramız var. Bir tane derinlik efektinde o derinliği ayarlayan sensör var. Bir de arkadaşlar makro lens var. Daha önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Ben bu makro lens olayını çok seviyorum. Hani telefon elinizdeyken en azından onunla farklı bir şeyler yapabilmek için. Yani kamerayı açtığınızda güzel bir özellik. Makro lensin olması bence artı bir durum yani. Bunun haricinde arka kamera gün ışığında çektiği fotoğraflarda ve özellikle arka planı bulanıklaştırma konusunda çok böyle abartı kötü bir görüntüye sahip değil. Bence sosyal medyada bu fotoğraflar cayır cayır paylaşılır. Fakat ışık biraz düştüğünde sonuçta artık kötüleşmeye başlıyor arkadaşlar. Bu arada bu durum yani ışığın düşme meselesi GM23 özel bir durum değil. Bu fiyat baremindeki bütün telefonlarda yani bütün telefonlar değil miyim? Büyük konuşmayayım da. Bu fiyat baremindeki pek çok telefonda zaten ışık düzgün olursa kamerayla çekeceğiniz sonuçlar da güzel olur. Ama GM3'te ek olarak bence renkler daha canlı görünüyordu. Bareminde çok fazla telefon inceledim. Buna rağmen kamerasının beni şaşırttığını belirtmem gerekiyor. Başarılı derken burada da adaletli olmak gerekiyor arkadaşlar. Nasıl adaletli oluruz? Yani şunu söylemek gerekiyor. Kendi fiyat baremindeki telefonlara göre kameranın çektiği fotoğraflar rekabetçi. Bunu belirteyim. Kesinlikle kötü değil. Hatta bence iddiasının üstünde güzel sonuçlar veriyor. İşte bu
bu arka planı bulanıklaştırma işi çok başarılı değil ama çok kötü de değil. Ama yine iş görür. Video tarafında sıkıntılar var. Ön ve yani arka kamerada 1080p videoları 30 kare çekebiliyorsunuz. Ön kamerayla da video çekebiliyorsunuz. Fakat video kısmı hani sosyal medyada paylaşma ve anıdan ibaret olur. Şöyle bir durum var çünkü hayatımızda. Artık insanlar telefonlarıyla çektikleri videolarla ürün de satabiliyorlar abi. Yani Instagram'da satabiliyor, arabasını çekip bir şey yapabiliyor falan filan. Durum böyle olunca kamera artık gündelik hayatta profesyonel anlamda biraz bizim için de önemli bir unsur haline geliyor. Eğer bu anlamda bir telefon arıyorsanız bence GM23 size uygun bir cihaz değil video performansı anlamında. Fotoğrafta her ne kadar kurtarsa da videoda kurtarmaz. Ama videoda çok daha yüksek değerleri elde etme gibi bir derdiniz varsa da zaten bu bütçe yeterli gelmez. Kamera kısmını şöyle bir toparlamak istiyorum arkadaşlar. Avantajları. Cihazın makro lensinde olması keyifli bir unsur. İkincisi, ışığın güzel olduğu ortamlarda fotoğraflar arka planı bulanıklaştırma dahil olmak üzere gayet geçerli. Sosyal medyada orada burada paylaşılabilir. Dezavantajı daha yeni anlattım. Video kısmı. Video kısmı çok iyi değil. Özetle iş görür mü? O kadar da değil arkadaşlar. Baya baya iş görür. Özellikle zaten siz de hani bir yorum yapabilmek için cihazla çekilmiş fotoğrafı videoları zaten ekranda görüyorsunuz. Şimdi gelin geçelim isterseniz biraz teknik özellik kısmına. Çünkü teknik özellik kısmında anlatmam gereken bir durum var. Cihaz normalde arkadaşlar 4 GB'lık bir RAM'e sahip. Fakat içerisindeki yazılım sayesinde kendisini sanal olarak 8 GB'a yükseltebiliyorsunuz. Bunu Android'in menüsünden yaptığınız zaman cihaz yeterli depolama alanı varsa özellikle oyunlar gibi böyle yüksek performans isteyen işlemlerde size yardımcı olabilecek 4 GB'lık bir sanal belleği kendisine ekliyor. Bu güzel bir özellik. Bunun haricinde işlemcimiz MediaTek Helio G37 serisinden arkadaşlar. Hani bu fiyat segmentindeki telefonlarda sıklıkla tercih edilen bir işlemci. Çok harika, çok süper, inanılmaz performanslı bir işlemci değil. Fakat gündelik kullanımda, orta seviye telefon kullanımında da üzecek bir işlemci değil. Tabii arkadaşlar bu söylediğim şeylerde lütfen şeyi unutmayın. Yani bu fiyat segmentindeki ürünlere göre diyorum. Yani bazen yorumlarda geliyor da bütçeyi yükseltirseniz neler var neler. O 100 lira eklemenin de sonu yok ayrıca. Bunu da belirtmek istiyorum. 128 GB depolama alanı var. Yetmezse kendisinin SD kart desteği de mevcut. Geliyorum sonuca. Yani sorumuz şu. Ya Çağdaş bu cihaz alınır mı? Arkadaşlar bütçeniz buysa, sıfır ve yeni bir telefon almak istiyorsanız ve General Mobile daha önceden deneyimlediğiniz, sevdiğiniz bir markaysa hem kamera anlamında hem de oyunlarda böyle üzmeyecek anlamda uzun vadede ne olur kısmını bilemiyorum. Fakat orta vadede sizi üzecek bir cihaz değil. Gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Özellikle kamerasının verdiği sonuçlar açıkça söylüyorum fiyat segmentine göre beni şaşırttı. 90 Hz'lik bir ekranı var. 6.5 inçlik bir ekran var. 5000 mAh'lik böyle gayet sağlam bir bataryası var ki kullandığınızda da böyle cayır cayır bitmiyor. Mesela şu anda da şarjı ben size hemen söyleyeyim %70'e düşmüş telefon yani geldiği günden beri açık. 3 gün mü oldu ne oldu bilmiyorum yani. Yani ben bu batarya meselesini sevdim. Hani tüm bunlar sizin için de avantajsa telefonu aldığınızda pişman olacağınızı düşünmüyorum. Ama orta seviyenin üstünde bir telefon kullanıcısıysanız oyunlarda yüksek grafik isterim, gölgeleri görmek isterim, onu da görmek isterim, telefonla bir fotoğraf çekerim, böyle her yerin çok güzel olmasını isterim diyorsanız maalesef cihazınız bu ürün değil. Bana soracak olursanız bu bütçeyle böyle 1-2 bin lira daha ekleyip ikinci ele yönelirseniz kendinize göre daha uygun cihazlar bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Şu an tekrar da kontrol etmek lazım ama bu bütçe bu taleplere yeterli olmayacak. Ama bütçesi hesabı katıldığında bence gayet geçerli bir cihaz gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bunlar için de tabii ki de son karar sizindir. Görüşlerinizi lütfen yorum bölümünden belirtin diyorum sizlere. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.